Merhabalar canlar. Nüfus ve yerleşmenin ikinci videosu. Nedir burada? Neyi anlatacağız? Nüfus artışından bahsedeceğiz sizlere. Öncelikle şunun bir tanımını yapalım. Yani nüfus nedir? Ona bir bakalım. Sınırları belirli bir alan içerisinde yaşayan insan topluluğuna biz ne diyoruz arkadaşım? Nüfus diyoruz. İşte bu evin nüfusu olabileceği gibi mahallenin nüfusu olabilir, Kayseri'nin nüfusu olabilir, Türkiye'nin nüfusu olabilir, dünyanın nüfusu olabilir. Bak nedir? Yani belirli bir sınır belirlediğim sürece arkadaşım onun içerisinde kalan insan topluluğuna biz ne diyoruz? Nüfus diyoruz. Biliyorsunuz 20. yüzyılın başlarında dünya nüfusu yaklaşık 3,5 milyar civarındaydı ama günümüzde bu ne yaptı? 7 milyarı geçmiş durumdadır arkadaşım. Ve bundaki en büyük etken nedir diye sorulursa ne diyeceksin? Bunu mutlaka not al, bak sorulma ihtimali yüksek. Hocam doğumlar, ölümler ve göçlerdir. Anlaştık mı? Yani dünya nüfusu 3,5 milyarken 7 milyara çıkmış. Bundaki en büyük etken nedir derse doğumlar, ölümler ve göçler diyorsunuz. Özellikle geri kalmış ülkelerdeki doğum oranlarının fazla olması bunu tetiklemektedir diyeceğiz, değil mi? Yazdın. Aferin sana. Dünyaya kimlerden göç ediyor arkadaşım? He? Göçler dünya nüfusunu nasıl etkiler Allah aşkına? Uzaydan mı gelecek adam? He? Bir de orada kuzu kuzu yazıyorsun oturmuş. Yapma ne olur. Dikkatli ol. Benim anlattığımı iyi dinlemediğini gösterir bu. Tamam mıdır? Ya göçler dünya nüfusunu etkiler mi? Şöyle bir düşün. Ha öteki tarafa göç edenleri göçten sayıyorsan amenna, tamam ama etkilemez. Tamam mıdır? Buna dikkat ediyoruz. Ama Türkiye nüfusu için konuşacağımız için biz arkadaşım nedir? Tabii ki etkili olacaktır. Yani hem doğumlar hem ölümler hem göçler Türkiye nüfusunun artmasında etkili olacaktır. O ayrı mevzu ama dünya nüfusunda kesinlikle etkisi olmaz. Dikkat ediyorsun. Peki nüfus artışı nedir ve nüfus artışını neler etkiler demişiz arkadaşım. Biraz önceki söylediklerim aslında. Doğumlar ve ölümler, tabii Türkiye nüfusu için konuşuyoruz bunu, tamam, ve göçler etkiler. Doğumla ölüm arasındaki fark bize neyi verir? Çok güzel. Doğal nüfus artışını verir. Unutma, doğumla ölüm arasındaki fark bize doğal nüfus artışını veriyor. Diğerinin adı üstünde zaten, göçlerle meydana gelen nüfus artışı diyeceğiz. İkisinin toplamı da bize gerçek nüfus artışını verir. Tamam mıdır? Doğal nüfus artışıyla göçlerle meydana gelen nüfus artışının ya da azalma fark etmez. Toplamı bize neyi veriyor arkadaşım? Gerçek nüfus artışını vermektedir. Bunu da lütfen unutmuyorsunuz. Gelişmiş ülkelerde nedir? Göçlerle meydana gelen nüfus artışı fazlayken geri kalmış ülkelerde çok güzel doğumla meydana gelen yani doğal nüfus artışı daha fazladır. Bunların hepsine aklına yer et arkadaşım. İleride karşımıza soru olarak gelir. Peki göç nedir? Yani insanların bir yerden bir yere gitmesi. Hani sana göç nedir diye sormayacak ÖSYM. Burada sana neyi soracak? Heh, burada yazanlar değil mi? Bak şurada yazıyor. İç göç, dış göç, değil mi hocam? Beyin göçü, sürekli göç, mevsimlik göç. Sana bunları soracaktır. Bunlar hakkında da öyle çok fazla bilmen gereken bir şey yok. Sadece şunları bileceksin arkadaşım. İşte iç göç, dış göç var. İç göçler, unutmuyorsun, ülke nüfusunu asla etkilemezler. Çünkü adam Ankara'dan kalkıyor, işte İstanbul'a yerleşiyor. Ülke nüfusu değişiyor mu? Çünkü adam hala ülke sınırları içerisinde. Anlaştık mı? Bak iç göç, mahalle, il, ilçe, işte atıyorum hocam, bölge, bölüm, bunların hepsinin nüfusunu etkileyebilir. Ama neyi etkilemezmiş? Çok güzel. Ülke nüfusunu kesinlikle etkilemezmiş arkadaşım, bunu unutmuyorsun. Peki başka ne var bizde? Dış göç var. İşte dış göç her şeyi etkiler arkadaşım. Tamam mı? Yani vereceklerimizin hepsini, ülke, bölge, bölüm, yöre, aklına ne geliyorsa artık, mahalle, bunların hepsini ne yapacak? Adam tutmuş buradan Almanya'ya gitmiş, Türkiye'yi tamamen terk etmiş. Yani ne yapacaktır? Bu vereceklerimizin hepsini etkileyecektir. Bunu da ne yapmıyorsun arkadaşım? Unutmuyorsun. Sürekli göç, mevsimlik göç var. Sürekli göç dediğimiz şudur arkadaşım. Sanayi ve madene bağlı olarak yapılan göçler genelde nedir? Sürekli göçlerdendir. Tamam. Tarım, inşaat, turizm, hayvancılık gibi faaliyetlere bağlı olarak yapılan göçler ise nedir arkadaşım? Geçici göçlere örnektir diyeceğiz. İşte geçen sene biri yazmıştı.
Yani sakın böyle mesajlar falan atmayın, deliriyorum. Hocam bir arkadaş diyor işte atanmış git şey atanmış diyorum çok affedersin. Üniversiteyi kazandı. Gitti 6 ay o üniversitede okudu. Daha sonra işte maddi yetersizliklerden dolayı üniversiteyi bıraktı geldi. Bu adamın yaptığı göç geçici göç mü kalıcı göç mü diye soran var. Allah aşkına ya neyin kafasını yaşıyorsunuz? Gece sabaha kadar bunları mı düşünüyorsunuz ya? Psikopat mısınız siz? Yapmayın lütfen. ÖSYM'nin aklına böyle şeytanlıklar gelmez. Sizin aklınıza geliyor resmen. Tamam. Var problem burada da. Herhalde anladın. Sürekli göç, mevsimlik göçü de. Bir de ne vardır arkadaşım? Beyin göçü vardır. Tamam. Beyin göçü vardır. Bu konuda söyleyecek gerçekten çok şey var. Hani beyin göçü niye gerçekleşir? Uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. Yani konumuz olmadığı için, sınavda da çıkmayacağı için gerçekleşmesinin daha başka nedenleri vardır. Ama burada bilmen gereken şudur. Daha iyi yaşama isteği, kendisini daha çok geliştirme isteği, daha çok gelir getirisi elde etme isteğiyle genelde geri kalmış ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru yapılan göçlere biz ne diyoruz arkadaşım? Beyin göçü diyoruz, unutmuyorsun. Tamam? Var problem? Yok değil mi? Şu altta yazanlara dikkat ettin değil mi? Mevsimlik göçten sonra. En fazla mevsimlik göç alan bölgemiz Akdeniz bölgesidir. Onlara dikkat ettin değil mi? Aman diyeyim onları da kaçırma. Onlar da ne yapabilir? Karşına çıkabilir. Ve en önemlisi bana kalırsa şunu unutma arkadaşım. Günümüzde en fazla göç artık kentten kente doğrudur. Yani çoğu öğrenci bunu sınavda kırdan kente doğru yapıyor. Günümüzde hocam tekrar ediyorum. En fazla göç kentten kente. Ya kırda kim kaldı ki? Türkiye'de şu andaki kırsal nüfus oranı %7. Kentsel nüfus oranı %93. Yani kırda yaşayan kalmadı ki ya da kırsal nüfus kalmadı ki kırdan kente göç çok olsun. Anlaştık mı? Bunlara lütfen dikkat et arkadaşım. Onları da not olarak bir köşeye yaz. Peki hızlı nüfus artışının nedenleri nelerdir? En başta yüksek doğum oranları gelmektedir. Arkadaşım ki en temel neden bu zaten sağlık ve beslenme koşullarındaki iyileşmeler ki buna bağlı olarak ortalama insan ömrünün uzaması, değil mi arkadaşım? Sağlık ve beslenme koşulları iyileşince ne oluyor? Ortalama insan ömrü artıyor. Anne çocuk ölüm oranları azalıyor. Bunlar tabii ki etkili. Toplumsal alışkanlıklar etkili. İşte bunu sigara içki diye düşünenler var da alakası yok. Bak nüfus artışından bahsediyorum. O azalmasına neden olur. İşte hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hocam önceden illaki erkek çocuğum olacak diye bir görüş vardı. Yani erkek çocuk bulana kadar devam metodu. Bu toplumsal alışkanlıklardan birisidir. Ya da evlenince ilk bir yıl içerisinde çocuğun olması gerekiyor gibi bir kanı vardı. Bir mahalle baskısı vardı. Hadi daha yapmıyoruz mu falan diye bir mahalle baskısına uygulardı. Bunlar toplumsal alışkanlıklar arkadaşım. Bunlar tabii günümüzde çok fazla kalmadı. Din etkili mi? Tabii ki etkili. Peygamber Efendimizin hadisi var biliyorsunuz arkadaşlar. Evleniniz ve çoğalınız çünkü ben ümmetimin çok güzel. Çokluğuyla iftar edeceğim diyor, değil mi? Peki bunun dışında bizim söylediklerimiz var biliyorsunuzdur belki. Allah deldiği boğazı aç bırakmaz. Çocuk rızkıyla gelir. Tamam mı? Yani bu düşüncelerden dolayı nedir? Nüfus artışı yine tetiklenmektedir ve eğitimsizlik. En çok sıkıntı çektiğimiz yer burası. Burada eğitimsizliği cehalet olarak algılayanlar var. Buradaki eğitimsizlikten kastımız cehalet değil arkadaşım. Okur yazar oranının artmasıyla birlikte evlilik yaşı da artıyor. Kaç yaşındasın hanımefendi şu anda? Ya da beyefendi, kaç yaşındasınız? 24, 25, 26. Doğru mu? Hatta 30 yaşında olan bile var içerisinde. 30 yaşında olup da evlenmemiş olan bile var. Niye? Hocam diyor ben okuyorum diyor. Hele bir diyor işimi gücümü elime alayım da ondan sonra diyor. Anladın mı ne demek istediğimi? Yani önceden bırak 30'u hocam 24 yaşında bir kız evde olsaydı hatta 22 bu 24 de çok fazla 22 yaşında bir kız evde olsaydı evde kalmış muamelesi görürdü. Ama şimdi niye? O zaman okur yazar oranı düşük değil. İlkokul bittikten sonra hocam hem kızların hem erkeklerin yani eğitim hayatı bitiyordu. Hayata atılıyorlardı. Ondan sonra evleniyorlardı. Ama şimdi üniversite okuyoruz abicim. Anlaştık mı? 4 yılda KPSS'de master yapıyoruz. Allah korusun inşallah yapmazsınız. Tamam mı arkadaş? Ondan sonra ne yapıyor işte? 30 yaşına kadar hala evde bekleyebiliyorsun. Peki nüfus artışının olumlu sonuçları nelerdir arkadaşım? Ki şuna dikkat et.
Günümüzde artık bak tekrar söylüyorum 2010-2012 yıllarından sonra nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politikalar işledik. Hele bir de biliyor musun bilmiyorum. Yani 2020 yılı Türkiye tarihinde nüfus artış hızının en düşük olduğu yıl. Binde 5,5'lik bir artış. Bu yüzden artık devlet nüfusu artırıcı politikalar içerisinde olduğu için de nüfus artışının olumlu sonuçları üzerinde duracaktır. Hatta sorular da belki bu yönde gelebilir. O yüzden buna biraz daha dikkat edin. Genç nüfus artar, değil mi hocam? Genç nüfus artarsa işçi sorunumuz olmaz. İş gücümüz ucuzlar. Nüfusun yaşlanması sorunu olmaz. Hani demiştik ya hep nüfusumuz yaşlanıyor sürekli diyor. Ve ülkemizin stratejik önemi artar diyeceğiz. Arkadaşım en çok arkadaşlar şunda takılıyorlar. Hocam iş gücünün ucuzlaması nasıl olumlu olur? Yani benim maaşım azalıyor diyenler var. İş gücünün ucuzlaması senin için olumsuz. Devletler için olumludur. Niye hocam? İş gücü ucuz olursa yabancı yatırımcıyı çeker. Tamam mı? Yani ülke için istihdam sağlar, vergi getirisi sağlar. Şimdi düşünsene, yani iş gücü burada herhalde bildiğim kadarıyla 20'ye yakın otomobil fabrikası var. Hiçbiri bize ait değil şu anda. Doğru mu? Doğru. Niye gelip adamlar burada otomobil fabrikası açıyor? Heh, iş gücü ucuz olduğu. Peki nüfus artışının olumsuz sonuçları nelerdir arkadaşlar? Baktığımız zaman işsizlik artıp kalkınma hızı ne yapacaktır? Daha da düşecektir. Yalnız şuna dikkat et. Bu hocam nüfus artışının olumsuz sonuçları genelde kim için geçerli? Geri kalmış ülkeler için, kalkınma hızı düşük olan ülkeler için geçerli. Nüfus artışını sorun haline getiren temel etmen de odur zaten. Yani kalkınma hızım nüfus artış hızımdan düşükse nüfus artışı benim için sorun olmaya başlar. Yoksa ben yeni doğanın ihtiyacını karşılayabiliyorsam yani kalkınma hızım yüksekse nüfus artışı bana niye sorun olsun ya? Genç nüfus, dinamik nüfus. İşime yarar her zaman. Anlaştık. Ama kalkınma hızım düşük olduğu zaman işte nüfus artışı ne oluyor bizde? Sorun olmaya başlıyor. Yani yeni doğanın ihtiyacını karşılayamadığımız zaman diyeceğiz. Peki devam ediyorum. Neymiş? İşsizlik artıp kalkınma hızı daha da düşermiş. Kalkınma hızı niye düşüyor? Demografik yatırım artıyor o yüzden. Yani nüfusa yönelik yatırım artıyor. Benim kalkınmaya harcamam gereken parayı hastaneye harcıyorum. İşte hocam doktora harcıyorum, ne bileyim okula harcıyorum. Anladın mı? Yani demografik yatırım, nüfusa yönelik yatırım arttığı için kalkınma hızımız tabii ki düşüyor. Tüketici nüfusu yani yiyici tayfa artar. Sosyal ve kültürel hizmetlerde aksama olur. İşte 60-70 kişilik sınıflarda ders banka kuyrukları hocam işte hastane kuyrukları gibi. Göçler hızlanır. Plansız kentleşme ve konut sıkıntısı. Düşünsene. Köylü Mehmet amcam doğru durmamış 10 tane çocuk yapmış. 10 dönüm tarlası var. Karnı oradan doyuyor. Ama o amcam vefat ettiği zaman tarla 10 çocuğu arasında bölüşülüyor. Miras yoluyla tarlalar ne yapılıyor hocam? Böyle paylaşıldığı için sürekli adama en son küçücük bir tarım arazisi kalıyor. Karnı doymaz oluyor. Ne yapmak zorunda kalıyor? Göç etmek zorunda kalıyor. Çevre sorunları artar ve doğal kaynaklar hızla tükenir. Arkadaşım çevre kirliliklerini biliyorsunuz işte gürültü kirliliği, çevre kirliliği gibi denizlerin kirlenmesi, ırmakların kirlenmesi gibi. İhracat azalır çünkü satmamız gereken malı kendimiz tüketiriz. İthalat artar. Misal günümüzde bazı dönemlerde oluyor gerçi. En çok ürettiğimiz buğdayı bile bazen dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Niye? Nüfus fazla olduğu için. Hocam çok fazla olduğu için. İkincisi mantının yanında ekmek yiyen bir toplumuz. Tabii ki bunun da büyük etkisi vardır diye düşünüyorum. Tamam. Geldik şuraya. Hocam bu tablodan bak şurada görmüş olduğun tablodan her yıl ama her yıl mutlaka soru geliyor. Tamam mıdır? Yani gelme ihtimali daha yüksek olan konulardan bir tanesi. Türkiye'nin nüfus artış hızını gösteren şu tablo. Yalnız dikkat et bak. Tekrar söylüyorum. En çok tongaya düştüğün yer orası oluyor. Hocam bu Türkiye'nin nüfus sayısını göstermiyor. Yani burada nüfus sayısı ile ilgili yorum yapamazsın. Bak adı üstünde neyi gösteriyormuş? Nüfus artış hızı. Yani oranını gösteriyor. Tamam, birinci bilmen gereken bu. Tongaya düşersen oradan düşersin. İkinci bilmen gereken burada nüfus sayısı ile ilgili yorum yapamazsın dedim ya. Nüfus sayısı ile ilgili sadece şu iki şeyi söyleyebiliriz. Nüfusun en az olduğu yıl her zaman en baştaki yıldır. En fazla olduğu yıl her zaman en sondaki yıldır.
Hocam ama burada azalmış. Bak nüfus azalmamış. Nüfus artış hızı azalmış. Dikkat et. Tamam. Mesela şöyle düşün. Burada nüfusum 1000 kişi. Tamam. Nüfus artış oranı kaçtı 2020'de? Biraz önce söylemiştim. 1000'de 5,5. Tarihin en düşük nüfus artışı bak. Ama ne yapmış bak? Nüfus bir önceki yıla göre 1000'de 5,5 artmış. Yani burada nüfus buçuk adam olmayacağı için hocam 1005 kişi olmuş. Anlaştık mı? Bak bir önceki yıla göre nüfus daha fazla, nüfus artış hızı azalmasına rağmen. Buna ne olur dikkat et. Bizde de sürekli nüfus hani hiçbir zaman eksiye değerlere düşmediği için, sıfırın altına inmediği için bizde nüfus sürekli artarak gitmiştir. Binde bir bile olsa hocam, mesela şöyle düşün. Burada nüfus bindi. Hocam binde birlik bir artış gerçekleşti. İyice düştü. Ya bir dahaki yıla nüfus 1001 kişi olur. Yani bir önceki yıla göre bir kişi yine fazla olur. Anladın mı? Yani nüfus artış hızı, tekrar söylüyorum, sıfırın altına düşmediği sürece nüfus sürekli artarak gitmiş demektir. O yüzden nüfusun en az olduğu yıl en baştaki yıldır, en fazla olduğu yıl en sondaki yıldır. Onun dışında hocam burada nüfus sayısıyla ilgili çok fazla yorum yapamaz. Anlaştık. Peki bu grafikte başka nelere dikkat edeceğim? Şuraya dikkat edeceğim bak. Biraz önce bahsetmiştim ya, 1940-45 yılları arası arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunun nedeni sorulabilir. Ülkemizde nüfus artış hızı oldukça azalmış. Bunların nedenleri nelerdir diye sorabilir. Bunun nedeni arkadaşım 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermiş olması, buna bağlı yaşanan ekonomik sıkıntılar ve nedir? Erkek nüfusun silah altına alınmış olmasıdır, genç nüfusun. Hocam ne alaka? İşte biz o zaman savaşa girmedik, şehit vermedik. Ya hocam Allah aşkına, yani biraz mantıklı düşün. Genç nüfus silah altına alındıysa ne olur? Doğum oranları azalır. Anladın? Yani o yüzden diyoruz işte seferberlik ilan edildi, genç nüfus silah altına alındı. Bu yüzden nüfus artış hızı hocam oldukça azalmıştır. Binde 10 civarlarına kadar düşmüştür. Şuraya dikkat edeceksin ikinci olarak. Arkadaşım 1955-60 anlatmıştım ya, hatırlıyor musun? Türkiye'de nüfus artış oranının en yüksek olduğu dönemdir. Yani Türkiye tarihinde nüfus artış oranının en yüksek olduğu dönem burasıdır arkadaşım. Yaklaşık binde 30'a yakın bir artış gerçekleşmiş. Şimdi bazı fitne fücürler oradan diyor ki, hocam diyor erkek nüfus diyor herhalde askerden dönmüş ondan diyor. Lan hiç alakası yok. Hiç mi hiç alakası yok? Tamam. Bu neyle alakalı hocam? Arada yıllar var zaten. Yani erkek nüfusun askerden dönmesiyle alakası olamaz. Bu neyle alakalı? Bir, devletin demiştim yani şuradaki düşüşü görünce gözü korktu. Arkadaşım nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik çabalara ağırlık verdi. Hani dedim ya, 5 çocuğu olana madalya takıyor, yol vergisinden muaf tutuyor, kira yardımı yapıyor, işte çocuklara çeyrek altın takıyor falan diye. Bundan dolayı ikincisi, ülkemizdeki sağlık ve beslenme koşullarının iyileşmesi de bu dönemlere rastlıyor. Yani sağlık ve beslenme koşulları iyileşince ne oluyordu? Anne çocuk ölüm oranları azalıyor, değil mi hocam? Heh, aferin sana. Ve ortalama insan ömrü artıyor işte. Bunlar birleşince hocam Türkiye tarihinin en yüksek nüfus artış hızı yaşanmış. Şurayı da unutmuyorsun. Nedir bu? Türkiye tarihinde nüfus artış hızının en düşük olduğu yıl 2020. Büyük ihtimalle pandeminin etkisi var diyecekler. Arkadaşım 2020 binde 5,5'lik artışla Türkiye tarihinin en düşük nüfus artış hızı yaşanmıştır. Bunu da unutmuyorsun. Ve son olarak buradan soracağım. Dikkat et. 1985 yılından sonra nüfus artış hızımız sürekli bir azalma eğilimindedir. Bir de bunun nedeni sorulabilir. Bunun nedenleri nelerdir dersen arkadaşım. Bir, yaşanan ekonomik sıkıntılar diyebilirsin. Özellikle 1960'lardan sonra Almanya'ya yaşanan dış göçler. O dönem için konuşuyorum. Yani şu devletin aile planlaması, özendirici politika izlemesi günümüzde yok. Çünkü artık arttırmaya çalışıyoruz. Ama o dönem için bu vardı. Bunun da etkisi var tabii ki. Kadının çalışma hayatına girmesi. Yani çocuk da yaparım, kariyer de lafı biraz hikaye arkadaşlar. En fazla numunelik bir tane yapıyoruz, bırakıyoruz. Eğitim seviyesinin artması, biraz önce bahsetmiştim ya, okur yazar oranı arttıkça evlilik yaşı artıyor. Kentsel nüfus oranlarının artması çekirdek aile modelini çıkarıyor. Yani şöyle düşün, önceden anne, baba, ebe, dede, nine hepsi yanındaydı.
5 tane de çocuk yapsan hepsinin kucağına birer tane tutuşturup kendin işini yapabiliyordun. Ama şimdi öyle bir şey kalmadı. Anlaştık mı arkadaşım? Ve kültür farklılaşması. İşte önceden illa erkek çocuk olsun diye tuttururken şimdi ne diyoruz? Hocam sağlıklı olsun da nasıl olursa olsun diyoruz, değil mi? Kültür farklılaşması bak. Önceden ilk bir yıl içerisinde çocuğun olması şartı varken, yani kendi kendine ya da çevre baskısıyla, şimdi ne diyorsun? Ya hele bir evlenelim, gezelim, tozalım, bir hayatımızı yaşayalım, değil mi? 5 yıl içerisinde de Allah nasip eder de boşanmazsak, hocam nedir? Bir çocuk sahibi oluruz diyorsun sen. Tamam? Yani kültür farklılaşmasına bunlar örnektir diyeceğiz cancağızı. Nüfus artışını da bitirdik. Nüfus ve yerleşmenin 3. videosunda görüşeceğiz inşallah arkadaşlar. Nüfus yoğunluklarını anlatacağım orada da size. Orada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.